Yeşillikler içindeki bahçesiyle, kuş sesleriyle süslü gizli cennetiyle, düzenli mutfağı ve masum kekiyle Burcu Kara'nın evini sizler için gezdik. İşte o özel haberimiz. Burcu Kara, her yerinden doğallık akanı, evinin kapılarını ilk kez Show TV'yi açtı. Çok sevdiğim Pazar Sürprizi ekibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeşillikler içindeki bahçesiyle. Bunlar taze soğan. Soğanlar, evet. Şurada dereotu var. Kuş sesleriyle süslü, gizli cennetiyle. Ben burayı çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Böyle kuş sesleri. Burada bütün gün oturabilirim. Hakikaten cennet. Evet. Düzenli mutfağı, masum kekiyle. Kek var ama masum kek. Burcu Kara'nın evini sizler için gezdik. Ömür Sabuncuoğlu bu hafta yıllardır tanıdığı bir dostunun evinden selamlıyor bizleri. Sevgili seyirciler, günaydınlar, iyi sabahlar. Bugün İstanbul'da gerçekten güneşli ve harika bir hava var. Ve ben bu güzel havada sevgili Burcu Kara'nın evine konuk oluyorum. Merdivenlerden aşağı iniyorum. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Uzaktan yapıyoruz. Korona'da. Evet. Bize hiç, kadınlara hiç yakışmayan bir selamlaşma şekli ama. Değil mi? Evet. Adet oldu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şeref verdin. Yıllardır konuşuyorduk. Bir ilk bugün bizim için. Aslında biz tabii çok eski arkadaşız. Bilenler biliyor bunu. Dostlukları yıllar öncesine dayanıyor onların. Başka bir kanalın koridorlarından seninle çalışıp, görüşüp aradan neredeyse 20 yıl olacak. Oldu. Sen o zamanlar haber spikeriydin. Evet. Ben çömezdim, stajyerdim. Sonra muhabirlik, sonra haber spikerliği, sonra oyunculuk derken. Bugün seni konuk ediyorum evime. Hoş geldin. Mutlu oldum. Hoş geldiniz. Çok sevdiğim Show TV ekibi. Pazar Sürprizi ekibi. Evet. En çok izlediğim magazin programı. Değil mi? Aynen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gezmeye bahçeden başlıyoruz. Bahçede oğlu Ali karşılıyor bizi. Daha yukarıda. Allah! Olmadı. Ah ya. Ama şu daha güzel olur. Bak, küçük, şu küçük kesin girer. Aliço. Yerde var da yerde. Bak bak şurada. Bu kesin girer. Oo, basket. Bravo. O bir Fenerbahçeli. Hem de sıkı bir Fenerbahçeli. Ali Fenerbahçeliymiş. Ali Fenerbahçeli. Ayakkabılarını bize göster Ali, gel. O yüzden Fenerbahçe basket topuyla. Hadi topu at. Peki bu sene kim şampiyon olacak? Fenerbahçe. Ali'yi oyunuyla baş başa bırakıp bahçeyi gezmeye devam ediyoruz. Bahçe işlerine çok meraklı eşi Fırat Parlak'la birlikte. Biz çok meraklıyız. Yani ben zaten köy kökenliyim ve böyle büyüdüm yani. Fırat da çok seviyor. Onun böyle bir fırsatı olmamış. Babası memurmuş ve hep hani şehirlerde büyümüş. Benden sonra o da yani içindeki o çiftçi ruhu çıktı. Şu an traktör falan kullanıyor yani, o derece. Ve çok seviyoruz ve küçücük bir toprak parçası bulduğumuz an bile ekip biçmeye başlıyoruz. Neler ekmişler acaba bahçeye? Şu an bunlar ne mesela? Şimdi bunlar taze soğan. Soğanlar, evet. Şurada dereotu var. Şurada maydanoz var. Şunlar da biberler. Yani kahvaltılık böyle evin işini görelim. Bahçede kızları Börte gölgeleniyor. Kızım. Börte çıkıyor mu? Börte evet çıkıyor. Bugün ama çıkmak hiç istemedi çünkü aşırı sıcak çok bugün. Çok sıcak bugün, evet. Ve burayı bayağı ıslattık. O da gölgeden hiç çıkmıyor. Aynen. Börte. Çağrı yok. Kızım nasılsın? Bir tane. Canım benim. Hani görüntüsü biraz ürküten bir cins aslında. Hı-hı. Ama hiç öyle değil. Hı-hı. Bir melek. Hani elini ağzına sok. Çıt çıkarmaz. Ali de çok mutlu. Bahçenin ortasında bir kiraz ağacı var. Meyvesi de oldukça lezzetli. Bu da bir kiraz ağacı. Bak bundan koparabiliriz evet, arkadaşlar. Evet, şurada bak uzanabiliyorsun. Evet, çok az yaptı. Şu dallara uzanabiliriz. Kameraman arkadaşlarımız bize yardımcı olabilir. Evet, ya da şurada biraz daha yoğunluk şöyle verebilirim var. Sana. Yani bu İstanbul'da
büyük lüks gerçekten. Benim de en sevdiğim meyve bu arada. Çok seviyorum. Acayip seviyorum. Harika. Sizlere vereyim. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Tadı da güzel değil mi? Çok güzel. Baba memleketi İznik'e bir çiftlik evi yaptırmış. Şimdi ben sizi bir de İznik'e bekliyorum. Asıl orada domatesler, biberler, patlıcanlar, aklına ne gelirse 4-5 çeşit domates var. Hı hı. Ondan sonra kabak, salatalık, kavun, karpuz, her şey var. Oradaki evi tamamen tadilata aldım. Evet, orada benim dedemden rahmetli anneannemden kalan bir ev o. İşte Fırat'cığımla el attık oraya. Onunla uğraşıyoruz çok uzun bir süredir. İşte bu kapatmalar, onlar bunlar bizi tabii bu süreci çok uzattı. Ama güzel gidiyor, az kaldı inşallah. Paylaşımlar da yapıyorsun bu arada. Paylaşım yapıyorum çünkü takipçilerim çok seviyor ve çok merak ediyorlar. Bahçede bir havuz var ama havuz kavramı Burcu Kara'ya çok uzak. Artık yaz geldi, gerçekten hani İstanbul'da yavaş yavaş bunaltmaya başladı. Evet. O yüzden havuz sezonunu açtın mı? Hiç açmadım. Açmadım mı? Hiç açmadım. Ben havuz pek sevmiyorum açıkçası. Evet, çok şükür böyle bir imkanımız var. Hı hı. Ama bir de bu ara benim çok fazla koşturmam var. Hiç aklıma bile gelmiyor. Hiç evde de olamıyorum açıkçası. Bahçede bir koşu bandı çekiyor dikkatimizi. Koşu bandının sahibi eşi Fırat Bey'miş. Orada bir koşu bandı görüyorum. Ya her hiç sana... yürüyemiyoruz biliyorsun. Yani biz yürüyemiyoruz. Yani spor salonuna da çok güzel yazılıp çok güzel gidemiyoruz. Defalarca denedik. İstanbul'da hep bir bayır. Yani hususi arabaya atlayıp bir yere gitmek lazım. O da bir organizasyon yani. Onu da beceremiyoruz. Bu da yukarıda yatak odasında duruyordu. Fırat da dedi ki ya aşağı indireyim. En azından gözümün önünde olur. Hani her gün yarım saat, bir saat sabah, öğlen, akşam ne zaman denk gelirse en azından yürüme şansımız daha yüksek olur dedi. Vallahi yürüyor her gün o. Ben daha hiç yürüyemedim ama o yürüyor. Onu soracaktım. Sen en son ne zaman bindin? Ben kışın. Kışın. Evin içindeyken kışın. Sofrada kurulmuş bizler için. Çok önemli misafirlerim var sizin için. Çok teşekkür ederiz. Ufak bir şeyler hazırlamıştık. Tam sohbetimiz bitince, evet. Herkes kahvaltı yapıyor. Biz aç mı kalalım? Şu an evet. Hafta sonu kahvaltısı aynen. Ellerine sağlık. İşte şey, yani mümkün olduğu kadar normalde beni biliyorsun ben burada. Pişiler, börekler, şunlar bunlar ama çok uzun süredir beyaz bundan uzak durmaya çalıştığımız için sadece simitle. Sofraya oturmadan bahçe turumuzu bitirelim. Bizleri Gizli Vadisi'ne götürüyor Burcu Kara. Bahçe gez gez bitmiyor. Benim vadim orası, vaham orası. Çünkü ben en çok orada mutluyum. Hı hı. Evet, orası serin de oluyor. Çok ben burayı güzel. Çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Böyle kuş sesleri. Burada bütün gün oturabilirim. Hakikaten cennet. Evet. Ali de uyumadığı zamanlar salıncağı getiriyoruz. Burada daha rahatlıyor ve uyuyor. Hı hı. Biliyorsun işte benim çiçek hastalığım. Bunlar yaseminler. Yaseminler çok güzel ve harika kokuyor. Evet, her yeri bir şekilde çiçek yapmaya çalışıyoruz. Burası aynı zamanda kahve köşesi. Aynen, evet. Değil mi? Kahve köşesi çok olayın. Yeni bir çocuk giyim markası oluşturdu Burcu Kara. Tamamen doğal ürünlerden 0-3 yaş çocuk giyim ürünleri tasarlıyor ve üretiyor. Burada bu arada yeni bir marka yarattın. Evet, evet. 0-3 yaş galiba. 0-3 yaş. Tam benden bekleneceği gibi tamamen doğal. Hı-hı. Sadece bitkilerle boyanıyor. Hiç kimyasal yok. Narın, cevizin, limonun kabuğundan, lavantanın, gülün ve zeytinin, tabii ki bizim baş tacımızın yaprağından boyanıyor. Harika. Yani organik süreç hiç kırılmıyor çocuklarımızın vücuduna gelene kadar. Hı-hı. Bu anlamda böyle seri üretime geçen Türkiye'deki ilk çocuk markası. Bu yüzden çok gururluyum. Organikten daha üstün bir şey. Artık organik çok çünkü içi boşalan bir kavram. Her yerde organik yazıyor. Ama sadece evet. Pamuğu organik, sonrası organik değil. Bu boyasıyla, baskısıyla, ipliğiyle, her şeyiyle sonuna kadar, üstümüze gelene kadar tamamen doğal. Bahçedeki güzel köşeye çekiliyor ve biraz Ali'yi konuşuyoruz. Pandemi süreci Ali'yi biraz değiştirmiş. Hani pandemiden önce Ali ve pandemiden sonra Ali olarak Ali'nin huyunu suyunu ikiye bölebiliriz gerçekten. Yumuşacık, melek gibi bir çocuktu. Her şeyi yiyen, sebze meyve ayırt etmeyen. Şu an hiçbir şey yemiyor. Sadece çubuk makarna ve patates kızartması yiyor. Başka bir şey yok mu?
Başka hiçbir şey yemiyor. Böyle aa çiçeğe bak, böceğe bak, kedi geçti, bilmem ne oldu derken böyle bir çatal falan böyle bazen hani dalgınlığına gelirse o kadar. Çocukları çok etkiledi tabii. Çok etkiledi. Şu an hiç tanıyamıyoruz Ali'yi yani. Ali'nin saçını kestirdiği video yansımıştı sosyal medyaya. Bu arada Ali'nin saçlarını kestin sen pandemide. Evet. Çok ve kestik. Ama bir çok tanesini uslu koydum. Duruyor yani. Gerçekten uslu durması enteresan. Evet. Hiç uslu durmuyor tabii ki. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz Ali Bey. Elimizden geldiği kadar düzgün kesmeye çalışacağız. Mutlu musunuz? Memnun musunuz? Peki, çok teşekkür ederim. Biz de babasıyla şeye başladık. Hadi berbercilik oynayalım, kuaförcülük oynayalım. İşte şimdi sen benim saçımı tara, şimdi ben senin saçını keseyim diye. O gün kandırabildiğim bir gün yani. Gayet şanslı bir gün. Evet. Ondan sonra mesela hiç kesemedik. Sıra mutfakta. Acaba bizi mutfakta neler bekliyor? Burada oturmak inanılmaz keyifli ama bir içeriği de gezmek istiyorum tabii. Tamam, olur. Mutfakta neler oluyor mesela? Mutfakta neler oluyor? Bana kalsa mutfakta hiçbir şey olmasın. Ben çünkü böyle yemeyelim, sağlıklı olalım, hafif yiyelim, hep zeytinyağlı yiyelim. İşte mümkünse karbonhidrat çok az yiyelim, unlu hiçbir şey olmasın evde diye yaşayan biriyim. Ama işte bir tek benimle olmuyor tabii. Evde çocuk var. Fırat et çok seviyor, hamur işi çok seviyor. İşte bir dengeyi bulmaya çalışıyoruz yani. Son derece düzenli mutfağındayız Burcu Karan'ın. Evet, ben senden önce mutfağa girdim. Evet, hoş buldum. Güzel mutfak. Güzel mutfak. Evet, hoş geldiniz. Böyle sade bir mutfağımız var ama tabii ki çok fazla vakit geçiriyoruz mutfakta. Hı-hı. Ben genelde kahve bölümünde vakit geçiriyorum. Sen kahveyi çok seviyorsun. Evet. Burcu Karan'ın mutfağı diyoruz ama mutfağın patronu daha çok eşi Fırat Bey'miş. Yani gerçekten... ben yeterince yemekten yana biriyim. Çünkü spor yapıp onu eritemediğimiz için ve yaşlar da ilerlediği için. Yani Fırat bir de inanılmaz bir aşçıdır. Yani öyle mi? Onu börek yapar, dolma sarar, lahmacun, pide yapar. Öyle söyleyeyim yani, inanılmaz bir aşçıdır. İşte bilmem neyi bilmem neyle marine edip, bilmem neyi bilmem neyle soslayıp. Sen çok mutfağa girmiyorsun. Bilmem ne krem. Ben ona yamaklık yapıyorum diyelim. Yani Fırat da evlenene kadar kendimce iyi aşçıydım. Ondan sonra işi bıraktım. Ben ona yardımcı evet, oluyorum. Oldum. Bakalım göründüğü kadar düzenli mi? Ne nerede bilir mümkün misin? Mümkün değil yani? Tabii ki bilirim. Sor. Sorayım mı? Hadi sor. Spatula nerede? Spatula şurada ya da şurada olur bak. Dağınıklığımız çıkacak. Ya hiç dağınık değil. Burada ne var? Açmadan burada sorayım. Burada da kaşıklar, çatallar, bıçaklar. Bakalım. Bana bunlarla gelme. Biraz da zorlaştıralım işleri. Şunun ikinci katında ne var? Üst katında mı? Hmm. Onun üst katında kahve seti var. Dondurma kaseleri falan var. Başka? Evet, şunları kastetmiştim. Başka böyle minik şu kadarlık pasta tabakları var. Bak. Bak. Evet. Ezbere. Son derece düzenli ama renk uyumu falan da her şey şahane. Vallahi bilemiyorum şu an. Dolap içlerine bakmadım. Ortalığa baktım siz geleceksiniz diye. Ama sen titizsindir her zaman. Gerçekten. Yani düzen seviyorum evet. Dağınıklık sevmiyorum ben. Her şey mükemmel olmayabilir ama ortada eşya sevmiyorum. Mutfak düzenli görünse de Ali'nin izleri her yerde. İşte çocuk olunca mesela bu evi siz geliyorsunuz diye topladık. Yani her yer oyuncak. Her yer ama her yer yani. Oturduğun yerden oyuncak çıkıyor. Yani çantamın içinden oyuncak çıkıyor. Banyolardan, her yerden oyuncak çıkıyor. Masa burada mı yiyorsunuz akşamları mesela? Genelde burada yiyoruz evet. Hı-hı. Yani sabahları da çok hızlı Fırat işe gideceği için. Sadece hafta sonları uzun. Uzun evet, i̇şte izini bırakmış gene. Bir oyuncak. Bir kek var masada ama o masum bir kek. Kek var, atıştırıyorsun herhalde. Kek var evet ama masum kek. Nasıl yani? Kara buğdaylı. Şeker yok, pekmez var. Oo, sen mi yaptın? Evet. Ben yapmadım bunu ama benim sürekli yaptığım tariflerden. Bu masum kekin tadına bakalım mı? Kekten tatmak ister misin?
Masum. Masum mu diyorsun? Masum, bir evet. Parça. Sen gibi sportif bir insan için bence çok uygun. Sen de bir parça alırsan o zaman tadına bakalım. Tabii ki. Yani ben gerçekten 2 yıldır falan kendi ekmeğimi kendim yapıyorum. Hiç ekmek almıyoruz. Hı hı. Ama misafir gelip de beyaz ekmek istiyorsa o yüzden beyaz ekmek alınıyor bizim eve. Onun dışında asla alınmıyor. Hı hı. Evet, artık kimse de yemiyor zaten. Hı hı. Nasıl? Tabii limon rendesi, ceviz falan filan süsler var içinde. Siz geleceksiniz diye özendim. Çok hafif, çok güzel. Çok lezzetli. Mutfağın bir köşesinde hatıralar var. Burada çok güzel fotoğraflar var. Evin her yeri fotoğraf bizde. En azından güzel anları, özel günleri falan. Bu mesela bana evlilik teklif ettiği gün. Öyle mi? Evet. Aa, ne güzel. Evet, yani. Neresi burası? Bak, yüzük. Bu bir tekne. Hı hı. Bir arkadaşımızın teknesiyle. İstanbul mu? İstanbul, İstanbul. Hı hı. Evet, evet. Burcu Karan'ın orkideleri coşturduğu köşesinin sırrı. Buraya gelen orkide böyle coşuyor. Belçika Brüj'deki muhteşem düğününün unutulmaz hatıraları. Bu da bizim evlendiğimiz gün çektiğimiz fotoğraflar. Burcu Karadağ'ı, iyi zeytinin sırları. Peki iyi zeytin nasıl anlaşılır? Ve minik Ali'nin tatlı yaramazlıkları. Hepsi ve daha fazlası yarın pazar sürprizinde.